Ne anlatayım sen? An? Ne vereyim abime? Küfür. <laughs> Şimdi küfür anlatmayacağız o sonra. Ne anlatıyorsun? Dil. Dil zenginliği. Kelime haznesi falan. Yani. Zengin <laughs> olduğumu Peki. Başlıyorum. Bir klişe ve klasik bir kabul var. Dil yaşayan bir varlıktır. Bu kabul aynı zamanda klas da bir kabul. Dil yaşıyor evet ve diğer yaşayanlar gibi doğuyor, büyüyor, gelişiyor, yaşlanıyor ve ölüyor. Bu esnada dile bir şeyler dahil oluyor. Dilden bir şeyler çıkıyor. İşte biz bu içerikte dil zenginliğinden, dil fakirliğinden, kelime haznesinden bahsedeceğiz. İnternetin de etkisiyle dünya dillerinin birçoğu ama özellikle Türkçemiz son 20 yılda geçen 100 yıldan çok daha fazla değişime uğramıştır bu değişim olumsuz yönde seyretmiş ve dilimiz tahrif olmuştur. Dilin değişmesinin pek çok sebebi var. Bunların başında hayatımıza dahil olan yenilikler. Hayatımıza yeni bir şey girince haliyle ona yeni isimler veriyoruz. Mesela selfie. Normalde ön kamera ile yapılan bu çekimin bir ismi yoktu. Fakat öyle yaygınlaştı, öyle hayatımızın içinden bir parçaya dönüştü ki artık ona çıktığı memleketin diliyle selfie kelimesiyle karşılık verir oldu. Bir öz çekim desek mi demesek mi tartışması falan oldu ama selfie'nin yerini tutmadı. Selfie Türkçeleşmiş iddiasına değilim. Belki bir 10-15 yıl sonra bu cümleyi kurabileceğiz ama şu anda selfie bayağı dilimizde kullanılan, kullanan ve işiten herkes tarafından da anlaşılan bir kelime haline gelmiş halde. Pek çok dini anlatıda Tanrı varoluşu kelimelerle başlatır. Adem'e isimler öğretir. Önce söz vardı ve benzeri birçok anlatı varoluşun başlangıcından bahseder. Dolayısıyla kelimeler hayati öneme sahiptir. Sürekli dilimizde olan herhangi bir kelimeyi tamamen hayatımızdan çıkardığımızı farz edelim mesela. Belki onun yerine birçok kelime kullanabiliriz. O anlamı karşılasın diye açıklamalı cümleler kurabiliriz. Ama o kelimeyi tam olarak doldurabilmemiz mümkün değildir. O yüzden her bir kelime en az diğer kelimeler kadar hayati öneme sahiptir ve dilin temel yapı taşlarından kabul edilmelidir. Anlam, dolayısıyla aktarım ancak dil ile mümkündür. Bu aktarım öyle leziz, öyle güzel kurgulanmış olmalı ki ne maksadın dışına çıkmalı ne de maksadın altında kalmalı. Bunun için kelimelere hakim olmanız, kelimeleri yerli yerinde kullanmanız ve kullanırken de tonlamanıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Tonlama yaparken yanlış bir şey yaparsanız maksadınızı aşabilir, hiç kastetmediğiniz bir anlamı kastediyormuş gibi görünebilirsiniz. Hayatımızda olmayan şeylerin ismi de olmuyor haliyle. Mesela antik dillerde günümüzde mavi diye isimlendirdiğimiz rengin karşılığında bir isim yok. Dolayısıyla şöyle bir kabul var. Antik dünyada mavi rengi tanınmıyor, bilinmiyor. Dolayısıyla isim de verilmiyor. Jules Davidoff isimli araştırmacı Namibya'da Himba kabilesi üzerinde ilginç bir deney yapıyor. Kabile üyelerine şu anda gördüğünüz resmi gösteriyor. Ve bunlar içerisinden mavi rengini ya da farklı olanı göstermelerini istiyor. Fakat kabile üyelerinden hiçbirisi bizim şu anda gördüğümüz mavi rengi farklı olarak göremiyor ve farklı isim veremiyor. Hepsine aynı renkmiş gibi davranıyor. Ardından yine bu kabile üyelerine şu anda gördüğünüz resmi gösteriyor. Ve şu anda siz de tıpkı bizim gibi hiç fark edemediğiniz bir rengi kabile üyelerinin tamamı fark edip işte şu renge farklı bir isim veriyorlar. Sizin ya da bizim açık yeşil, koyu yeşil şeklinde isimlendireceğimiz bir isim değil. Bambaşka bir isim veriyorlar. Yeşilin o kadar çok tonuna hakimler ki her bir tonu için farklı isimlendirme yapmışlar. Çünkü bu kabilede yeşil çok önemli, hayatlarında yeşil var ve her bir yeşil tonunun farklı ismi var. Bu kabilenin mavi hiç tanımadığı, maviye bir isim vermediklerini araştırmacı bizzat gözlemleyerek ispat etmiş. David Doff'a göre o rengi tanımlayan isim yoksa o rengi yok sayıyoruz. Bu araştırmayı hayatımızın geneline tahvil ederek konuşursak isimlendiremediğimiz şeyleri görmüyor, bilmiyor, fark edemiyor. Bütün bunları yapsak bile yok sayıyoruz. Çünkü zihin dünyamız ona verecek bir isim yok. E isim yoksa o şey de yok olarak kabul ediliyor. İsimlendiremediğimiz şeyi anlayamıyor, aktaramıyor, bilemiyor ve dolayısıyla yok sayıyoruz. Dil konusunda üzerinde düşünülmesi gereken bir başka başlık daha var. Başka dillerden dilimize girmiş, bu canlı organizmaya dahil olmuş bünyenin de kabul ettiği bazı kelimeler var. Onlarca yıl, hatta yüzlerce yıl geçtikten sonra bu kelime, mesela Türkçemiz için konuşalım, Türkçeleşiyor. Bunu hayatımızdan çıkarma çabası dili yoksunlaştırıyor ve fakirleştiriyor. Az sonra izleyeceğiniz sohbet, marka konferansçılar tarafından arrange edilirken, Communication sektöründekilerin çok benefit olacağı konusunda hepimiz antant kaldık. Aynı söylesem gülüyorsunuz siz de. <gülüyor> marka konferansçılar Bülent Eczacıbaşı ile bana ilk bu sohbeti propose ettiklerinde dediler ki sen Türkçe konusunda bir expertsin. <laughs> ben de dedim ki ya expert falan değilim. Ben sadece Türkçenin doğru ve düzgün konuşulması ile ilgili çok adamant bir attitude olan bir insan. <laughs> ve kendilerine şunu suggest ettim. Dedim ki böyle Karşılıklı Türkçe ile ilgili konserlerimizi share edeceğimiz bir brainstorming session olsun ama hani insanları informationla da overdose etmeyelim gibisine. Özel bir gayretle kullanmak. Mesela havalı yerine cool demek. Tamam yerine okey demek. Hoşça kal yerine bye demek. Ya da e, tam dolu yerine full demek. O kadar içselleştirerek kullanıyoruz ki bu kelimeleri bazı gençler bu kelimelerin yabancı olduğunu bile kabullenmekte güçlük çekiyorlar. Buna plaza dili diyorlar. Şimdi bazıları plaza kelimesine de takılabilir. Onun yerine iş merkezi falan da dememizi isteyebilir. Plaza dili de dilde sadeleştirme nasıl bir savrulmaysa işte öylece bir savrulma kanaatimizce. Yani Tuğçe bunlar ilişkide büyütülecek problemler değil sana inanmıyorum yani. Hani biz bunları konuşarak aşabiliriz bebeğim ya ya ne bileyim biraz brainstorming, biraz self-consciousness çözeriz yani. Bence oturup konuşalım diyorum ben. Peki tamam o zaman. E, saat 12 A plus diyorum. Birer drink alır hallederiz tamam. Hadi öptüm seni konuşuruz. Bye bye. Ya diye ki bana sen diye ilişkide diye kendini diye hiç geliştirmedin diye. Ya, ya ben rastım olmuyor. Adam bu baba işim dostum benim böyle konuştuğumu duysa memlekette kulak çapsın ağzıma kureyle vuruyor. Vallahi kureyle vuruyor. Ya ben daha ne kadar geliştireyim kendime ağlamadım ki ya. Enstitüt mü yaptırayım ne diyeyim ya. Hakkı abi kurban olayım sen bari bir şey söyle ya. Dil canlıdır dedik. Herhangi bir kelime Türkçe'ye dahil oluyor ve Türkçe bunu hazmediyor. Bir doku uyuşmazlığı yaşanmıyorsa o kelime dil arasında bu kelimeyle kavga etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Artık o kelime Türkçeye dahil olmuş, anlam kazanmış ve bu şekilde devam edebilir bir kelime olmuştur. TRT'de program konuğuyum efendim yıl 2005. Zühal isimli bir sunucu hanımefendi kurduğum bir cümlede stres demem gerekirken demeyip biraz da düşünerek galiba hicran dedim orada. Dikkatini çekti tecrübeli sunucu tabii. Hayati Bey dedi eski kelimelere karşı dedi bir sevginiz var belli. Batı kökenli kelimelere tepkilisiniz. Stres demediniz dedi biraz da düşünerek hicran dediniz falan böyle bir durum mu var dedi yani bir tavır mı var? Canlı yayındayız ya. Sunucu hastalığıdır. Konuğu zor duruma sokacak, keyif edecek. Bakın dedim ben öyle bir şey yapmıyorum ama galiba siz bu kelimeyi kullanmamamı sevmediniz stres. Evet dedim bu Türkçe. Türkçemize gireli 30-40 yıl oldu olmadı. Bakın ben size söyleyeyim. Bu civarda yani stresle ifadeye çalıştığımız haleti ruhiyeyi anlatmak için klasik dönemde 50 sene ve daha gerisinde kullandığımız kelimeleri saymama izin verin. Unutacaklarım hariç gam gussa kasvet keder melal inkisar ızdırap hüzün kahır yeis efkar tasa dert mihnet elem Üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, Kuduret dilhun, hicran, bilmem ne. 20 küsur kelime. Unuttuklarım hariç dediğim gibi ben hafızası zayıf bir adamım. 7 bin beyt duruyor ezberimde en fazla dedim. Reklam da yapıyoruz başkanım yani çaktırmadan. Ali Şeriat'i İranlı sosyolog ve düşünür. Güzel bir cümlesi var kendisini. Dili bozuk olanın dini de bozuktur. İletişimin zirvesi olan insan tanrı iletişimine atıfla yapmış olduğu bu tespit... ...dilin hayatiyetini anlayabilme adına bence önemli bir tespit. Kelime dağarcığını genişletmek kitap okumakla mümkündür diyebilirim. İnsan aklının ortak üretimi olan sanat, felsefe ve bilim de ancak zengin bir kelime dağarcığıyla mümkün olacaktır. Kelimelerin mucizevi gücünü fark etmiş, duru ve coşkulu bir hayat temennisiyle. Hoşçakalın.